Atakum Belediyesi'nin Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğiyle yaptığı Türkiye Sağlıklı Beslenme Hareketli Hayat Programı kapsamında 200 adet bisikletin teslimi Vali İbrahim Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Atakum Yalı Kafe'de gerçekleştirilen törene Vali Şahin'in yanı sıra Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Samsun Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kasapoğlu, Özge Can Kadın Koordinasyon Merkez Gönüllü Yöneticisi Fatma Taşçı ve çok sayıda davetli katıldı. Samsun Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kasapoğlu, sağlıklı yaşamın hareketten geçtiğini belirterek projedeki en büyük amaçlarının bu olduğunu ifade etti. Hareketli yaşamı desteklemek, obeziteyle mücadele etmek, dengeli beslenmek, daha doğrusu insan sağlığını tehdit edecek tüm risk faktörlerini azaltacak ana başlıklarını ön plana çıkarıp toplumda sağlıklı yaşamı önleyecek algı oluşturmak. Atakum Belediyesi olarak sadece rutin belediyeciliğe değil, sosyal belediyeciliğe de büyük önem verdiklerini belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, gerek halk sağlığı konusunda gerekse dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar bakımından Atakum Belediyesi olarak her zaman önce oluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ve devam eden projelerimizde bu ivmeyi her zaman daha yukarılara taşımak için çalışıyoruz, diye konuştu. Özellikle bilgi programlarında Atatürk Belediyesi olarak ve bölgede ilçe belediyeler arasında bir öncü rol oynuyoruz. Örneğin geçen hafta Ankara'da protokolünü imzaladığımız Atatürk'ü anın kardeşlerimize yönelik destekli içimizde ilk eğitim noktasında Türkiye'de 1200 proje yarıştı ve Türkiye'de sadece 9 belediye 6.000 avroluk hibreyi Atatürk Belediyesi'ne 9 belediyenin sırası Türkiye'de bir belediyeden bir tanesi olarak Atatürk Belediyesi'ne buradan kurulmayı öneriyor. Atakum ilçemiz bu tür etkinliklerin yapılması için şanslı bir ilçe oldu. Atakum ilçemizin bu tür etkinliklerin yapılması için şanslı bir ilçe olduğunu değinen Samsun Valisi İbrahim Şahin, son dönemlerde yapılan çalışmalarla yaşanabilir bir kent halini aldı Atakum. Bu çalışmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum, diye konuştu. Tabii bu yapılan faaliyetler, çalışmalar eğer hayatımıza indirgenirse ve hissedileştirirse başarılıyoruz. Yoksa bu tarz projeler sadece tam masiyeti tutmaya sonra da bisikletle, dağıtılı, başka şeyleri yapmak kalmış. Onun için özellikle Atatürk ilçesi bu anlamda şanslı bir ilçe. Gerek kaynakamamız, belediyemiz, büyükşehir belediyemiz, bu bölgede yapılanlar çok ciddi anlamda ses getiriyor. Yaşanabilir bir kent halini aldı Atatürk. Bunun da yansımalarını görüyoruz. Neredeyse yamaçlara dair boşluğa kalmadı. Konuşmaların ardından Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve Samsun Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kasapoğlu tarafından protokol imzalandı. Daha sonra bisikletler törende yer alan çocuklara teslim edilirken Vali Şahin, Başkan Taşçı ve Müdür Kasapoğlu çocuklarla birlikte Atakum sahilinde yer alan bisiklet yolunda pedal çevirdi.